Burcumuza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Koç'la başlıyorum. Bu hafta Koçlar için ciddi anlamda 8-9 Nisan itibariyle planladığı işleriyle ilgili gergin bir dönemin geçiş evresini yaşıyorlar. O yüzden rica ediyorum Koçlar sakin. Ya çalıştırdığınız insanlarda ya yöneticilerinizle ilgili diyaloglarda biraz sert atışmalarınız söz konusu olacak. Bu sizin işinize zarar vermeyecek ama ani tepkiler sizin otokontrolünüzün önüne geçebilir. O yüzden otokontrolünüzü ihmal etmiyorsunuz. İş konusunda büyük başarılar beklentilerimiz var Nisan sonuna kadar. Ve farklı devlet işleriyle ilgili de değişmesini istediği Koç burcumuz var. Devletle ilgili sevinç dönemleri de yaşanacak. Evli Koç burçları için acayip karmaşık bir hafta. Çünkü eşinin iş stresinden evlilik ve düzen, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Biraz karıştı. Lütfen evliliğinizle ilgili geçici süreci iyileştirmeniz gerekiyor. Bekarlar için de güzel başka yelken açma yenilik dönemi. Özellikle ailede yaşanan bazı karışıklıklar geride kaldı. Sadece bu dönem diz ve ayak ve bel dikkat edilmesi gereken süreç diyorum Koçlar için. Boğa burçlarının iş hayatıyla ilgili yeni imza dönemleri başlamıştı geçtiğimiz haftalardan. Daha verimlilik, kademe değişikliği, yükselme ve parasıyla alakalı küçük ufak tefek yatırım planlarına geçiş yaptı boğa burçları. O yüzden onların işlerindeki aksi dönem bitti. Yerine huzurlu ve keyifli bir haftanın geçişi başladı. Ve ilişkisiyle ilgili de ciddi anlamda söz, nişan, evlilik düşüncesine giriş yaptı. Bekar boğalarda da yeni aşka yelken açma, yenilik dönemi, hatta evli çiftler için de güzel bir ev değişimi ve oluşmasını istediği yenilik dönemi olacak boğa burçlarının. Sağlık konusunda da diz kapak ve kemik ağrıları ya da bel problemimiz ya da bel fıtığı değil de hani sırt problemimiz olabilir. Dikkat diyoruz. Biraz da gözlük değiştirme dönemi gelen boğa burçlarımız var. Göz hassasiyeti başladı. Dikkat diyoruz. Aileleriyle ilgili de bir hastanın verdiği bir hüzün ve arkasından bir miras gündemi söz konusu olacak 9 Nisan'dan sonra. O yüzden boğaların mutlu işleri var ama biraz ailevi yaşanan bir hüzünün arkasından bir miras söz konusu olacak diyebiliyorum. İkizler Burcu. İkizler Burcu'nun özellikle ilişkiler konusunda mutsuzluğu, mutluluğu bulduğu bir 9 Nisan değişimi onun için hayırlı ve bereketli olacak. Gergin ve ataklı dönemi bitiyor. İkizler Burcu'nun ciddi huzur ve mutluluğu kendi içinde yakalama, kendi enerjisini yeniden bulma, işiyle alakalı yenilik istemiyor, yerinden memnun ama değişmesini isteyen İkizler Burcu var. Evet, Nisan bitimi onların işleriyle ilgili yenilik dönemi hayırlı bir dönem söz konusu olacak diyorum. İkizler Burcu'nun ilişkileriyle ilgili hep bitti de devam ediyor, bitti dedi. Bazı boşanan ikizlerimiz oldu geçtiğimiz hafta. Tekrar boşanma niyetleri olan burçlarımız var ama evlilik yapacak ikizler var. O yüzden Nisan, Mayıs onların evlilik gündemi ön planda. Hatta ev yenileme, evin eşyasını toparlama dediğimiz bir sistem yapılacak ikizler burcu için. Sağlık konusunda gaz problemleri ve uyku problemi yaşayabilir ikizler burcu, dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarıyla ilgili de gelecek yatırımları niyetiniz var. Evet, 2019 biterken arsa, arazi gibi bir yatırım söz konusu olacak. İç burçları özellikle iş konumu, masa, oda değişimi, yer değişimi ve işiyle ilgili yükselişinin verdiği bir huzur ve bir ego tavanı yaşıyor yengeç burçları. Devam edin çünkü başarılısınız ve kendi kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz yeni bir eğitim planladığınız, dil eğitimi olabilir, güzel sanatlarla ilgili düşünceniz olabilir. Böyle geçici bir eğitim süreciniz var diyorum. İşiniz doğru süreçte ama devlet kadrosuna girmek isteyen yengeç burçlarımız var. Evet, bu sene size de şans gülecek ve hatta bir miras gündeminizde söz konusu olacak anne soyunuzda alakalı bir noktada ve özellikle Karadeniz yengeçleri çok kıymetli olacak. Yani miras değerli bir noktada olacak, haberiniz olsun diyorum. Karadeniz bölgesi yengeçleri diyelim biz buna. Ve yengeçlerin de son zamanlarda şiddetli baş ağrısı migrenden kaynaklanıyor ve diz kapak sıvılarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bir de anneyle vakit geçiremediği yengeçler aileyle bu hafta onların vakit geçirme haftası, onlarla güzel sohbet, yemek yeme. Evli yengeçlerimiz de nasılsa eşlerinden memnun oldukları için eşleriyle sadece ufak tefek tatil planları ve eşine sürpriz yapmak isteyen kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Güzel bir sürpriz dönemi, hani araç gibi, ev gibi böyle bir sürpriz evre oluşacak. Aslan burçları. Evet, iş stresi, gerginliği, baba gerginliği yaşıyorlar. Yani aile bıt bıt etmeye başladı babalar. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Bekarsanız evlen. Evliyseniz çocuk yap formatına giriş yaptı Aslan burcunun ailesi.
Evet, aslanlarda güzel iş konuları ile ilgili bekledikleri çok büyük yenilikler var ama daha olacak gibi olup yarım kalmasına sinir oluyorlar. Evet, bu Mayıs ayı sizin için, hani Nisan'ı atlatacağız. Mayıs ayı sizin için yurt dışı kapınızın açılma ve verimlilik dediğimiz bir sürece geçecek. Bekar yengeçler, bu aslanlar bu sene söz nişan dediğimiz Ağustos'a kadar bu çözülmüş olacak. Çocuk isteyen aslan burçları bu yıl bitmeden çocuk sevinci ve erkek çocuk enerjisine giriş yapacaklar. Aslanların da son zamanlarda diş eti, diş iltihabı, yani rahim bölgesiyle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkat diyorum. Yöneticileriyle ilgili yurt dışı, yöneticilerin onlara vereceği yurt dışı müjdesi var. Gerçekten bunun keyfini de çıkartacak aslan burçları. Saç dökülmesi başladı stresten. Bunlar toparlanacak ve kirpik kaşıntısı var aslanlar. Dikkat diyoruz. Terazi burçları, Başak burçları geçtiğimiz hafta ciddi bir mide, bel ağrısı yaşadılar. Şimdi vücutlarını iyileştirmeye ve spor ve hani kendi evrelerini iyileştirme dediğimiz bir enerjiye giriş yaptı Başak burcu. İşleriyle ilgili bir rölant dönem geride bırakıldı. Çok yoğun bir tempoya giriş yapıldı 9 Nisan'dan sonra. Ciddi paralarla ilgili sevinç dönemi söz konusu olacak ve çocuklarının özellikle olgun Başak burçları çocuklarını yurt dışına yollayacak ve yurt dışı sevinci yaşayacak diyorum. Bir de sizin kendi işinizle alakalı gizli ortaklık yapmak istediğiniz insanlar var. Yapma dönemi geldi Başak burçları için. Ama en önemli sorun da baba özlemi yaşamaya başladı Başak burçları ciddi anlamda. Baba eksikliği ya da babayla olan eksiklikleri toparlamak istiyorlar. Ve geçmiş hataları iyileştirip yeni bir düzen oturtma düşünceleri var Başaklarda. Kırdıkları insanları iyileştirme, affetmek ve affetmemek arasında gelgit yaşıyor Başaklar. Artık geçmişi bırakıyorsunuz, kendinizle yüzleşiyorsunuz. Çünkü size de Rabbim çok güzel bir döneme geçiş sağlıyor. Bu dönemi hayırlısıyla atlatacaksınız diyorum. Terazi burçlarının son geçtiğimiz hafta, Ocak ayından bu tarihe kadar hep işler ters gitti. Cenaze oldu, o oldu, bu oldu, hastalık, hastane derken ve işleriyle ilgili değişimler de gerçekleşti ama para konusunda acayip hala işiyle ilgili mutsuzluklar yaşıyor Terazi burcu. Hatta yönetim ve yöneticilerle bu konuyu konuşmak istiyorsunuz. Bence Haziran'ı bir geçirmeniz taraftarıyım. Karışanınız, görüşeniz yok. Sadece para konusunda işinizi gereksiz yere ihmal etmeyin diyorum. Bir de askere gidecek terazi burçlarımız tedirgin, gidelim mi gitmeli mi, artık gitme döneminiz geldi, gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ağustos'ta da sizin yolunuz askerliğe hazır gözüküyor. Eğitim düşüncesi olan terazi burçlarımız yurt dışı planları ve Avrupa planları var. Bir dahaki 2019 sizin için teraziler daha ılımlı ve daha keyifli olacak diyorum. Evli teraziler karı koca hayatlarıyla gereksiz zıtlıklar, gereksiz kavgalar yaptınız. Artık sakinleşme dönemi, ilişkiye sahiplenme dönemi. Hatta evinizde çocuk sevinci oluşma niyetiniz var ama düzeni oturtamadığınız için kararsızsınız. Evden memnunsunuz, ev uğursuz geldi diyorsunuz. Evinizi taşıyın. Akrepler yeni bir oluşum yarattı. Araç ya da ev ya da yeni bir iş niyetleri var kafasında. Oluşum daha yaratmadılar. Alacaklar, hayalleri bu. Gerçekleşecek Mayıs sonuna kadar. Hatta Bodrum, Balıkesir, Bursa, B harfli bir noktadan bir yatırım niyeti var. Akrep burçlarının bunu da yapacak diyorum. Akreplerin iş konusunda aslında kötü değil ama tatmin olamadıkları süreç var. Bu tatmin olamadıkları süreç ciddi anlamda onları tatmin etme dönemine geçiş sağlayacak. Akrepler korkmuyorsunuz çünkü sizde çok büyük bir oluşum, çok büyük bir yenilikler söz konusu olacak. Ailenizde yaşadığınız sıkıntılar geride kalıyor. Evinizi değiştireceksiniz, mutlu bir süreç yaşayacaksınız. O yüzden akreplerin en büyük sorunu kendi hayatlarıyla alakalı yaşadıkları, geçmişi iyileştirdiler, psikolojisini iyileştiren, yepyeni bir akrep bedeni oluşturmaya başladılar. Bunda doğru karardasınız. Sağlık konusunda da diz kapak, hani şu koltuk altı dirseklerinizde ya da şu kaslarınızla ilgili, omuz kaslarınızla ilgili sıkıntı olabilir. Panik yapmayın akrepler. Çünkü hayat size çok hızlı bir şekilde değişim sağlayacağını düşünüyorum. Son geçtiğimiz haftalarda ev konusuyla ilgili bir değişim kararı verdiler. Bulundukları nokta ile ilgili huzursuzlukları var yay burçlarının. Ama yaylara diyorum ki işi de değiştirme fikriniz var. Evi de değiştirme, nereyi değiştireceğinizi şaşırdınız yaylar.
Bence işe bir konsantre olun. Yerinizde güzel bir değişim olacak. Atamanız ya da yönetiminizle ilgili bir değişim söz konusu olacak. Hayırlı olacak. İş kurmak isteyen yay burçları, doğru zaman ve doğru vakit. Hadi yaylar, işlerinizi kurun. Doğru para mevsimine giriş yaptınız. Korkularınız had safhada çünkü geçmişte çok para kaybettiğiniz için tekrar bir para kaybetmek istemiyor yay burçları. Ama liderlik noktanız hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. Hayatınızda güzel olumluluk süreçleri var. İlişkinizle ilgili de şu an her şey askıda. Kararsızsınız. Ne yapmak istediğiniz, evliliğinizde de kararsınız, ilişkinizde de kararsınız. Ama bekar yaylara muhteşem aşk diyorum. Hayatlarının ruh ikizlerini bulma dönemi yaşayacak yaylar. Evlenmeyi düşünmüyorum diyen yay bile evlilik kararı verecek. Onlarda da kalça, varis ya da taban, ayak taban ağrıları var ve kalp ritim bozukluğu var yaylarda, dikkat edilmeli diyorum. Oğlak burçları bu dönem yazmaya, çizmeye, senaryo, kitap, kafalarında böyle bir oluşum. Sanatla alakalı bütünleşmek istedikleri bir fikir var. Evet yap, çünkü sen yetenekli bir yazarsın oğlak burçları. Tüm oğlaklar için geçerli. Çünkü onlarda evrensel bir edebiyat yeteneği var onlarda. Edebiyat yeteneği kullandığı sürece çok başarılı bir noktaya geçiş sağlayacak oğlak burçları. Fakat uzun süredir yükseliş bekliyordu. Mayıs'ın ilk haftası yükselmeniz için oğlaklar doğru. Ortaklı yaptığınız işlerde geçtiğimiz haftalara göre daha verimli bir haftaya girdiniz oğlaklar. Çünkü para kazanmayı tekrar başardınız. Ama siz sanatla alakalı fotoğrafçılık, resim, tiyatro artık bu tarz noktalara yönelmek istediğiniz gözüküyor. Ve eğitim konusunda da çocuklarınızı sanatla ilgili fikirleriniz ön planda. Bırakın çocuklar ne okuyacaksa okusun. Bırakın sizin yapamadığınız şeyleri çocuklar üstünde deney yapmayın diyorum. Evet, oğlakların sağlıkla ilgili de bana göre boğaz enfeksiyonu, hani şuradaki nodüllerle ilgili dikkat edilmek diyorum. Kova burçları, hayatınızla ilgili artık bıktım, yoruldum, öldüm, bitiyorum, iş olmuyor, şu olmuyor kafasından bir çıksanız, aslında Rabbim size parayı da verecek, huzuru da verecek ama siz kendi kendinize bıt 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 huzursuz bir dönem atlatıyor kovalar. Bence bu ilkbahar size fazla yaramadı mı? Baharın geçişi sizi biraz yıprattı mı bilmiyorum ama siz daha kış uykusundan tam kalkamadınız. Artık kalkma dönemindesiniz. Çünkü sizin de Haziran ayına kadar ne ekerseniz onu biçeceğiniz bir dönem. Ve hızlı bir şekilde de ev satıp yeni bir ev almak niyetiniz olan kova burçları var. Hatta ailenizde bir müteahhit teklif var. Bunu değerlendirme düşüncesindesiniz. Değerlendirin diyorum kova burçları için. Ama kovaların mıy mıy yönleri başladığı için yorgun bir atak dönemi yaşıyor. Bu yorgun atağa belki psikolojik destek, nefes terapisi de iyi gelebilir ya da aileyle vakit geçirmek ya da ormana gidip derin nefes alabilirsiniz. Size iyi gelecek. Evde kova burçları ciddi anlamda huzursuzluğa, mutluluğa doğru hareket etmeye başladılar. Kovalarla ilgili korkum sadece Nisan'ın verdiği yorgunluğu atmaları lazım. Balık burçlarına sevgi ve saygılarım. Çünkü dahi burçlar balıklar. İnsanlar hep balık diye bakıyor ya. Aslında yaratıcı zekalarını, duygusallıkları yüzünden bir türlü iyileştiremeyen balık burçları var. Benim oğlum balık ama balıkları övmüyorum. Çünkü o kadar da rahatlar. Keyiflerine düşkünler. Şöyle diyeceğim, onlar gerçekten ilişkisiyle ilgili evlilik kararı verdi. Ne istediğini biliyor. Ve o artık o kadınından ya da o erkeğinden çocuk istiyor. Fark etmiyoruz burada balık erkek ayrımı. Aile olmak. Ve işleriyle ilgili görevler var. Bunları tamamladıktan sonra kendine iş kurma, yeni bir oluşum yaratmak istiyor. Bunları gerçekleştirecek balık burçları. Ve bekledikleri farklı balık burçlarının da özellikle bu mesela balığa balık olan burçlarımızın son zamanlarda radikal iş temposu çok yoğun ve elindeki bütün evrakları toparlayıp teslim edeyim kafasına giriş yaptı. Tatil düşüncesi var. Tatili biraz erteliyor. İşe konsantre oluyor. Evet, balıklar gerçekten huzurlu bir haftaya giriş yaptılar. Ne istediklerini biliyorlar. Onlar yazı böyle dinlenerek, ayaklarını uzatarak geçirip tekrar yoğun bir tempoya giriş yapmak istiyor diyorum. Sevgiyle kalın. Bu haftalık burçlarımız sona erdi. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.